Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Maba. Kıymetli FM TV izleyenlerimiz, hepiniz ailemize, inciler programımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Rabbim gününüzü hayırlı, mutlu, bereketli eylesin. Rızasına uygun, razı olduğu, memnun olduğu bir hayatı başarabilmeyi, becerebilmeyi Rabbim cümlemize ikram eylesin. Yuvalarımızı, aile hayatımızı, evliliklerimizi son derece huzur üzere devam eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile Hazreti Hatice validemizin arasındaki gibi birlik, beraberlik, ülfet ve muhabbetlere, sevgi ve meveddetlere, bizim yuvalarımızı da, kurduğumuz aile hayatımızı da dahil eylesin inşallah. Rabbim terörle mücadele eden bütün güvenlik güçlerimize yardımını, nusretini tezelden nasip eylesin. Askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize, istihbarat elemanlarımıza, korucularımıza, sevenlerine, yardım edenlerine, hepsine Rabbim fevkat tecelliler ihsan eylesin. Şehit olanlarımıza, şehitlerimize rahmetini, muamel rahmetini gark eylesin. Peygamberine dost eylesin, komşu eylesin inşallah. Men cehheze gaziyen, kim bir gaziyi, cihada giden savaşçıyı, Allah için cihad eden bir savaşçıyı, mücahidi donatırsa, fekad gaza, o fi sebilillahi fekad gaza, onu, o da aynı şekilde cihada çıkmış sevabı alır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onun silahını, mühimmatını, mermisini, işte potinini, botunu, elbisesini, kepini, ne varsa veyahut da işte çadırını teçhiz eden, tedarik eden, onun alınmasında emeği geçen veya o askerin o müdahalesinde, o savaşına ortak olanlara da diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aynı şekilde cihat sevabı vardır. O da cihada gitmiş gibidir. Men cehheze gaziyen fi sebilillahi fekad gaza. Yani cihat yolunda, Allah yolunda cihada çıkanın teçhizatını, donanımını, askeri malzemesini tedarik edene de aynı şekilde onunla beraber cihad etmiş sevabı yazılır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Geride bırakmış olduğu ve men cehheze ve halefe, geride bırakmış olduğu fi ehlihi, ehline, ailesine, çoluk çocuğuna, işine, gücüne sahip çıkana da, yani gazinin, cihada gidenin geride bırakmış olduğu ailesine ve onun kendi sorumluluğunda olması gereken, yapması gereken işlerine sahip çıkana da Allah-u Teala aynı şekilde onunla beraber cihada çıkmış sevabı yazar buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada Mehmetçiğimiz Afrin'de, Suriye sınırlarında ne yapıyorlar? Vatanımızın müdafası için teröristlerin ülkemize, vatanımıza, milletimize saldırmaması ve ülkemizin parçalanmaması için, can vatandaşlarımızın, masum sivillerin can güvenliği için, gerek oralarda yaşayan, gerekse sınırlarımız içinde yaşayan vatandaşlarımızın, milletimizin güvenliğini alabilmek için, sağlayabilmek için ne yapıyorlar? Orada cihat ediyorlar, gayret ediyorlar, savaşıyorlar. Bizler de buradan, cephe gerisinden kalplerimiz onlarla beraber atarsa, gönüllerimiz onların dertleriyle dertlenirse, onlarla birlikte heyecanlanıp onların sıkıntısını, onların ihtiyacını, üzüntüsünü, sevincini kalplerimizde hissedersek, Allah'ın izniyle ve onların yediği yemekten, onların üzerlerine giydikleri elbiselere varıncaya kadar, attıkları merminin, silahın mermisine varıncaya kadar ne elimizden geliyorsa bir yardımcı olmak veya geceleri kalkıp işte onlar soğukta, eksi bilmem kaç derecelerde soğukta savaşırken bizler de en azından sıcak yataklarımızdan kalkıp da onlar için dua edebiliyorsak, Allah'ın izniyle inşallah beraberiz, beraber kazanıyoruz demektir. Çünkü onların gönüllerini ferahlandıracak en büyük iş, geride bırakmış olduğu vatanının evlatlarını, ailelerinin, yakınlarının, vatan sever insanların
onlara dua etmesi, onlar için üzülmesi, onlar için sevinmesi ve başarılarının, muvaffakiyetlerinin, muzafferiyetlerinin için Allah'a yalvarmaları olduğunu biliyorlar. Bundan memnun oluyorlar. Bu milletin kendi yanlarında olduğunu bilmeleri onları en güzel motive eden, en güzel heyecanlandıran, teşvik eden bir unsur, bir etken oluyor Allah'ın izniyle. Çok şükür ki milletimiz bu Afrin Zeytin Dalı operasyonunda, harekatında ne yaptı? Güzel bir birlik, beraberlik sergiledi. Karşımızda topyekün müstevlilerin yeniden bir Çanakkale cephe zorlamasıyla, yani Çanakkale Boğazı değil bugün belki oradaki ama işte Afrin'de üzerinden, Doğu ve Güneydoğu üzerinden ülkemiz sınırlarını geçmek ve ülkemizi parçalamak, milletimizi bölmek için uğraşan istilacı, işgalci devletlere karşı savaştığımızı milletimiz biliyor. O yüzden bu şuur karşısında savaştığımız sadece büyük devletlerin, güçlü görünen devletlerin çapulcu eşkıyaları, bir takım maşa olarak kullandığı vekalet örgütleriyle değil, bizzat onların her türlü eğitimi, taktiksel donanımı, yetiştirilmesi, ihtiyaçlarının tedariki vesaire, bütün ihtiyaçların olması gereken neyse, yapılması gereken desteği veren o büyük güçlerle savaştığımızı artık bu millet biliyor. Ve burada vatanının, milletinin yanında olanlarla karşısında savaşanların yanında olup olmama meselesi ortaya çıkıyor. Yani bu olay bize vatanseverlik, yurttaşlık, dinine, vatanına, milletine bağlılık için mücadele eden askerlerimizin mi yanında olacağız? Mehmetçiğimizin mi yanında olacağız? Yoksa onların savaşmış olduğu düşmanlarının yanında mı olacağız? Onu gösteriyor. Maalesef bir takım insanlar Mehmetçiğimizin savaştığı, Mehmetçiğimizi şehit eden, yaralayan, kanını akıtan ve bu vatana göz diken, bu vatanın parçalanması için uğraşan, düşmanlık eden askerimizin karşısındaki düşmanın yanında olabilecek mesajlar verebiliyorlar, Allah muhafaza. Bundan da hepimiz bunları millet olarak takip ediyoruz, görüyoruz. Kim bu vatanın gerçek evladı ve onların yanında, onların destekçisi, kim de karşısındaki olanların yanında, Mehmetçiğimizin düşmanlarının safında, bunu da milletimiz gözlemliyor. Evet kıymetli izleyenlerimiz, hemen sizden gelen soru, görüş ve önerilerinize cevap verebilmemiz için iletişim adreslerimizi ben vermek istiyorum. 0530 234 0488 0530 234 0488 numaralı telefonumuzdan WhatsApp üzerinden bizlere sorularınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi ulaştırabilirsiniz kıymetli izleyenlerimiz. Ve aynı zamanda 0216 488 0488 0216 488 0488 numaralı telefonumuzda arayarak ya da mesaj yoluyla bizlere sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz kıymetli izleyenlerimiz. Evet, şimdi içinde bulunduğumuz ay, malumu aliniz ne ayı? Şubat ayı. Şubat ayı geldiği zaman ne akla geliyor? Hemen kampanyalar, işte efendim fırsat şeyleri ortaya çıkarılıyor. Sevgililer günü geliyormuş. 14 Şubat sevgililer günü. İşte hediyeler alınacak, sevgililer, sevenler, sevilenler mutlu edilecek. Bir hengame, bir koşuşturma alıp başını gidiyor. Yani sevginin her şeyin istismar edildiği gibi, sevginin de istismar edilişinin gününü, kutlama günüdür sevgililer günü. Zinanın, zinaya götüren yolların adımının böyle hep otobanlaştırıldığı, döşendiği, asfalt yapıldığı ve zinaya meşru bir zeminmiş gibi bakış açısını düzeltmek, böyle göstermek için yapılan bir çabadan ibarettir bu günleri kutlamak. Ve gerçekten yani sevgililer günü diye bir şey olmaz. İslam sevgi dinidir.
Müslüman seven, sevilen, sevdiren kişidir. Ama böyle kendisine haram olan, namahrem olan kişilere, kişilerle, erkek kadınla, kadın erkekle baş başa, göz göze, diz dize, bir arada, tenhada, nikahsız beraberliklere asla ve asla dinimiz müsaade etmez. Vela Rabbimiz ne buyuruyor ayet-i kerimede? Zinaya dahi yaklaşmayın. Zinaya yaklaşmayın bile. Zina etmeyin değil. Zina etmeyin değil. Zinaya yaklaşmayın. Yani zina zaten yapılmayacak. Zina zaten bir Müslümanın hayatında fiili zina asla ve asla yeri yok. Ancak yaklaşmamak. Vela takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın, adım atmayın. Hiçbir şekilde iziniz, esameniz oralarda olmasın. Ne fiili olarak, ne fiziki, ne ruhi, ne psikolojik. Hiçbir şekilde zina ile işiniz olmasın, yaklaşmayın buyuran Rabbimiz. Şimdi böyle zinanın en büyük adımları, en büyük basamaklarını döşeyen bu sevgililer günü, flört edebilme, flörtün devam ettiği, sanki sevgili olmak meşru bir şeymiş gibi, caiz bir şeymiş gibi gösterilerek, sen ona şey yapacaksın, hediye alacaksın, o da sana alacak, ondan sonra sevgiler paylaşılacak, paylaşıldıkça büyüyecek, ondan sonra herkes birbirinden hazzını, zevkini alacak, ondan sonra da deneme yanılma yoluyla aylar sonra, yıllar sonra, ha ben gönlümdeki yatan aslanı bulmuşum ve bununla da beraber evli gibi yaşıyormuşum, o zaman evlenelim diyecek. Yani yıllar süren bir zina ve beraberlikten sonra, ondan sonra ha ya biz bunu hep böyle ölene kadar gayrimeşru olarak devam ettirmeyelim. Adınız sevgililer de desek, sevgililik, arkadaşlık, flört, ondan sonra işte kaliteli beraberlik falan ne dersek diyelim adına, ne koyarsak koyalım, ama bunun evlilik olmadığı, bir aile yuvası olmadığı ve meşru, helal, Allah'ın razı olduğu bir iş olmadığından dolayı ne yapalım? Bu kadar 3 sene, 5 sene, 2 ay, 3 ay, 5 ay neyse belli bir süreden sonra artık ha kafalarımız uyuşuyorsa evlenelim. Yarın bir gün evlendikten sonra anlaşamazsak, baktık ki evlilik bizi birbirimizi kısıtlamaya giderse boşanırız. Bir sene mi sürer, 6 ay mı sürer evlendikten sonra? Bir de dikkatinizi çekerse bakın, 40 yaşına gelmiş özellikle bu sanat camiasının insanlarından 40 yaşına gelmiş bir kadın, 40 yaşına gelmiş bir adam. Bakın bakalım adına sanatçı dersiniz ne deyin. 40 tane adamla kadın bir araya geliyor. İstisnaları vardır. Orasını Allah bilir. Kayırdıkları Mevlamızın zinadan kayırdıkları, haramdan kayırdıkları olabilir mi? Bilmiyorum. Olabilir. Ama duyulan haberler işte çapkınlıkta level atladı. 3 ayda 5 sevgili değiştirdi. 6 ayda bilmem şunun sevgilisini kaptı, onun sevgilisini bıraktı. Onun bıraktığını şu kaptı, onun bıraktığını bu devam ettirdi. 2 ay, 3 ay, 1 ay beraberlikler. Bugün beraber, yarın 3 ay sonra, 6 ay sonra gene küslük. Daha sonra ha biz ya işte aslında birbirimizle bir zamanlar küstük ama gene beraber olalım falan. Sen gittin başka birine. Ondan sonra ben kaldım başka birine. Ondan sonra gene biz hadi barışalım falan. Ortada evlilik, nikah falan yok. Helal olan hiçbir şey yok. Ama ne kadar güzel, kaliteli, ondan sonra seviyeli birliktelikler. Ondan hiç kimse birbirinin hayatına müdahale etmiyor, karışmıyor özgürce. Zina eden etmiş. Ondan sonra istediği gibi kararları veren, hiçbir sorumluluk sahibi olmadan, aile sorumluluğu, evlat, eş, ondan sonra anne veya baba olma sorumluluklarının hiçbirisini mükellefiyet altına girmeden, ne kadar güzel değil mi? Sevgili olacaksın, flört edeceksin, arkadaş olacaksın. Ondan sonra bunun adını da seviyeli beraberlik koyacaksın. Biz
birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz. Evlenseydik böyle anlaşamazdık. Tabii anlaşamazdın. Niye? Şeytan ağzınıza bal sürüyordu onun için. Harama şeytan bal sürer. Şeytan haramı teşvik eder. Çünkü cehennemin yolları, cehenneme götüren yollar hep böyle güzel süslü şeylerle, taşlarla döşenmiştir. O yüzden bu sevgililer günü de zinanın basamaklarından biridir. Zinaya götüren yollardan biridir. En büyük etkenlerinden biridir. Hatta bu artık sanki meşru imiş gibi sevgililer, flört edenler, zina edenler, birbirini aldatanlar evli ise bunu yapıp evli hanımını, çoluk çocuğunu aldatanlar, bekarsa Rabbine karşı sorumluluklarını yerine getirmeyenler, haram işleyenlerin yaptıkları şeye ama herkes yapıyor. Herkes bu günü dünyada kutlanıyor. Bütün dünya bu işlerde ilgileniyor falan ne derseniz. Bütün dünya bir tarafa, senin Rabbinin emri bir tarafa. Rabbin sana zina etmeyeceksin denmişse, namuslu olacaksın, namusunu koruyacaksın demişse, buyurmuşsa, zinaya yaklaşmayacaksın, zina etme değil. Zaten Müslümanın zina ile işi olmaz. Elinle de zinaya tutmayacaksın, gözünle de zinaya bakmayacaksın, kulağınla da zinayı dinlemeyeceksin, lisanınla, dilinle zinayı konuşmayacaksın buyurduktan sonra midene gene haram bulaşmayacak, ayakların, ellerin zina yollarında adım atmayacak dediği halde ve o gün Yasin suresinin 5. ayet-i kerimesinde el yevme nahtumu ala efvahihim, o gün ağızlara mühürler vurulacak, ağızlara fermuarlar çekilecek, ağızlar, diller konuşamayacak, mühürlenecek, kapanacak, konuşulamayacak. O gün azalar konuşacak diyor. Ve tükellimuna ala eydihim, eller konuşacak. Ve teşhedü ala erculihim, ayaklar şahitlik yapacak. Nereye gittiğine, ya Rabbi benimle zinaya, harama, günaha adım atmıştı. Beni senin haramına vesile yapmıştı, sebep kılmıştı ben istemediğim halde. Senin yolunda isyan etmeyi, o adımları, isyan adımlarını atmayı ben istemediğim halde senin bu günahkar kulun beni yapmış olduğu günahlarına, haramlarına alet etti ya Rabbi diye şikayetçi olacak senden. Ayakların şahitlik edecek senin aleyhine. Ellerin yaptığın günahların karşılığında sana söyleyecek, suçunu itiraf edecek. Ve denecek ki peki ya neden benim aleyhime şahitlikte bulunuyorsun dese bile insan, o gün her şeyi konuşturan Allah, elleri, ayakları, diğer azaları, gözleri, kulakları da konuşturacak. Ya Rabbi benimle harama bakmıştı, benimle harama el uzatmıştı, benimle harama adım atmıştı diye eller, ayaklar, gözler, kulaklar, her türlü aza ne yapacak? Şahitlik edecek, konuşacak. Sen konuşma, neden konuşuyorsun, beraber azap çekeceğiz desen bile yarın ahirette, ayet bunlara. Her şeyi konuşturan Allah, قَالُوا اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ, bugün her şeyi konuşturan Allah beni de konuşturuyor. Benim konuşamama el olarak, ayak olarak, göz olarak, kulak olarak, bir aza, bir hücre, bir uzuv olarak konuşmama, konuşamama iradesi ortaya koymam diye bir şey söz konusu değil. Allah konuşturuyor diyecekler. Azalarımız, uzuvlarımız. O yüzden niye? Her şeyi konuşturan Allah bugün beni de konuşturuyor. Şahit olsun diye. O zaman kıymetli FMTV izleyenler biz, bizler de tutup şimdi ya işte böyle bir akım vardı da biz bu akıma kapıldık. Sen elektrikte de bir akım var. Yüksek voltajda veya normal 220 voltajında neyse bir akım var. Tutuyor musun? Kapılıyor musun o akıma? Yani baraja gidip de barajın ürettiği elektrik akımına kendini veriyor musun? Yok. Ufacık bir şeyde bile hemen kendini çekiyorsun. Elini ayağını oraya, aman değmesin bir kabloya, elektrik değmesin diye. Orada bir akım var, cereyan var. Ona tuttuğun zaman zarar verir, öldürür diyorsun.
Peki bu akım da harama doğru giden bir akım, haram akımı, haram cereyanı nedir? Ahirette seni çarpan, ahirette seni helak eden, seni öldüren, azaba düşüren bir akım. Yani hep beraber daldık haramın peşine gidiyoruz. Herkes yapıyordu da sevgililer gününü biz de yapıyoruz. Dünya bu işi kutluyordu da biz de, öyle bir şey yok. Dünya bir yana, senin Rabbinin emri bir yana olmalı. Müslüman öyle birilerinin peşinden akıntıya kapılan, cereyana kapılan, ondan sonra kendini de haramlara kaptıran başıboş bir insan değildir. Biz sevgilerimizin de istismar edilmesine karşıyız. Sevgi dinimiz, barış dinimiz, insanları anlama, sevme, sevdirme, sevilme dinimiz, Müslüman seven adamdır, sevdiren adamdır. Ama tutup da bu ifadeleri istismar ederek karşıdakini, kadını her şeyle istismar eden, kadını bir meta olarak, sadece bir cinsel obje olarak kullanan, her türlü reklam aracında kadınları sömürülecek, erkeklerin sömürüsünde, işgalinde, hizmetinde kullanılacak bir aracı olarak, araç olarak kullanan zihniyete karşıyız. Bu bizim hanımlara, bayanlara, kadınlara verdiğimiz değerden dolayıdır. Çünkü Rabbimiz onlara kıymet vermiştir. Sen kendini işporta malı gibi ayaklara düşürme. Sen kendini böyle el ilanı ayaklar altında çiğnenip giden rüzgarın savurduğu el ilanı broşürler gibi, basit 3 kuruşluk broşürler gibi ayaklar altına alma. Sen en kıymetli padişahlara, sultanlara, işte savaşları bitiren, ülkelerin felahını, refahına, mutluluğuna, huzuruna sebep olan kıymetli fermanlar gibi özel ulaklarla, özel koruma altında son derece hayat verilip, candan vazgeçilip ama o şeyden vazgeçilemeyen, o emanet olan evraktan, mesajdan ulaşılacak yere sağlıklı, sağlam bir şekilde ulaştırılmasından sorumlu olduğu gibi değerlendir kendini. Yoksa eğer sen kendini böyle bir mektubun zarfı açılmışsa, ondan sonra her yerde o mektup ayaklar altında, herkesin elinin altında bulunuyorsa, o mektubun hangi mahremiyeti, hangi sır olma, özel olma, güzel olma, kıymetli olma özelliği kalır ki? Yani o mektubun, o evrağın ayaklar altında dolaşıyorsa artık neyi vardır? Bir değeri, bir önemi kalmamıştır. Ama ne zaman ki mühürlü zarfların içinde böyle damgalanmış, özel koruyucu, özel koruyan şeylerle birlikte, görevlilerle birlikte teslime gönderilen evraklar nasıl kıymetliyse, çok özel, çok çok özel evraklar olur ya, yangında ilk önce kurtarılacak dosyalar, evraklar olduğu gibi, işte Rabbimiz de kadını böyle iş portaya düşsün, el ilanı ayaklar altında çiğnenen bir halde istismar edilsin istememiştir. İstememiş. Baş tacı edilsin, hayat verilsin, can verilsin onun uğruna, namusu uğruna, canından vazgeçilebilecek kadar değerli kabul edilmesini istemiştir kadının Rabbimiz. O yüzden de nikahsız, evlilik dışı beraberlikleri yasaklamıştır. Velev ki iki taraf birbiriyle anlaşmış olsalar bile nikah beraberliği, nikah akti sözü olmadan bunu haram kılmıştır. O yüzden de Rabbimiz bu günleri kutlamayı, böyle kafirlerin, gayrimüslimlerin icat ettikleri ve genelde Müslümanların dini yapılarını, ahlaki yapılarını, töresini, geleneğini, göreneğini, kültürünü bozmak için, dininden milli ve manevi değerlerinden uzaklaştırmak için Müslümanların aralarına koymuş oldukları günler, geceler, işte vesaire şeyleri önem atfederek Müslümanların
kutlaması caiz değildir. Bu günlere hürmet gösterilmesi caiz değildir. Esasen zaten Malezya'da bile 2005 yılında ne yapıldı? Malezya İslam Şurası'nın, devletinin o güne bir fetvası oldu. Bu sevgililer gününü kutlamak İslam'ın örfünden, adetinden değildir, caiz değildir diye bir fetvası da oldu. Doğru mudur? Doğrudur. Yani niye? Çünkü kardeşim bu kafirin adeti, kafirlerin yaptığı ve Rabbimizin asla helal görmediği zinaya götüren, zina etmeyin, zinaya yaklaşmayın buyurduğu bütün yasakları ihlal eden, sanki haramları helalmiş gibi kanıksatmaya, normalleştirmeye matuf olan bir adettir. Haramı helale dönüştürmeye matuf. Helal gibi kabullenilmesine ve normalleştirilmesine matuf olan bir hareket, bir kutlama. Müslümanın böyle haramı helal etme yetkisi, asla helali haram kılma, haramı helal kılma yetkisi yoktur. Çılgınca bir tüketim anlayışı, hediyeleşme, bilmem ne. Geçen sene sadece Türkiye'de bugün münasebetiyle yapılan alışveriş miktarı 10 milyar TL'ye ulaşmış. 10 milyar TL yani 3,5 milyar dolar gibi bir rakam. Biz zamanında 1 milyar dolar için Amerikan başkanlarının önünde takla attık ya, tabiri caizse. Aman 1 milyar dolarımızı salın, verin de biz bir rahat nefes alalım. Memurumuzun maaşını, emeklimizin maaşını ödeyelim. Yoksa ödeyemeyecek hale geldik dediğimiz zamanlar vardı. Şimdi 3,5 milyar dolar gibi bir rakamı ne yapmışız? Bir gün için Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı beraberlikler için, sevgililer günü münasebetiyle flörttür, zinadır vesairedir, benzeri etkinliklere bu millet harcayacak, hediye bahanesiyle harcayacak hale gelmiş. Bu gaflettir. Yani dininden uzak yaşamanın, dinini anlayamamanın, şuurlu bir şekilde dostunu, düşmanını bilmemenin alametidir. Allah muhafaza. O yüzden buna bütün Müslümanların dikkat etmesi gerekir. Hepimizin, çoluk çocuğumuzla, gençlerimizle dikkat etmemiz gerekir. Ya biz yapalım, Allah affeder, tamam. Allah affeder ama Allah'ın affetmesi için de senin ne yapman lazım? Bir sebeplere sarılman lazım. Allah'ın affedeceği işlerin içinde olman lazım. Haramların, günahların içine dalıp da Allah affeder ya, ben yapayım günahı, işleyeyim haramı, Allah nasıl olsa onları böyle senin yaptığın günahları silmek için, nötr etmek için hazır bekliyor. Böyle bir şey yok. Sen sebeplere sarılacaksın. Allah'tan affını, tevbeni dileyeceksin. Tevbe edeceksin. Bir daha yapmamaya az mı, cez mi kasteyleyeceksin. Pişman olacaksın. Ondan sonra bu ne olacak? Bu iş öyle olacak. Yoksa tutup da Allah affeder. Affeder ama geçmiş olsun denir, Allah muhafaza. O yüzden bugünkü sevgililer günü veyahut da işte anneler günü, babalar günü, işte kadın hakları günü, kutlamalar günü, bilmem neler günü, böyle bir abuk subuk günler icat ediyoruz yani bir sürü, veya yılbaşı gecesi bilmem ne eğlenceleri falan. Bunların her biri bir günlük geçici zevkler için, geçici hazlar için, nefsinin nefsani istekler, ihtiyaçlar için şey yapan, icat edilmiş, Müslümanları içeriden yıkmak için icat edilmiş günlerdir. Eğlenceler tertip edilmiş şeylerdir. O yüzden bugünkü sevgililer günü de bir müddet sonra atılıp terk edilecek. Ondan sonra bugün seninle, yarın başkasıyla, ondan sonra bir başka günde bir başkasıyla. Ama bu işin gerçek manada sevginin devamı, gerçek manada sevginin varlığını ifade edecek hiçbir anlamı yok. Bir çiçek ver, ondan sonra bir pırlanta yüzük tak, bir bilmem hoşlandığı, hedeflediği, beklediği, ondan sonra hediyeyi al hanımına.
Bir gün böyle canım cicim de ölürüm biterim de senin için de o sevgililer gününde ben hocam hanımıma yapıyorum diyorsun yani. İşte hanımıma alıyorum hediyeyi ya da hanımım bana bugün münasebetiyle alıyor diyorsun ya, evliyiz birbirimize haram değiliz. Ondan sonra da bir gün geçtikten sonra da 364 gün boyunca aldat, 364 gün boyunca yanlış yap ama o bir gün gelince işte bir çiçekle, bir böcekle, bir hediye ile kalbini alırım, gönlünü kazanırım, aldatırım, aldatmaya devam ederim deme. Deme. Yani bu böyle, sen birilerini aldatabilirsin. Sen birilerini o gün için, o an için böyle usulen de olsa ikna etmiş olabilirsin veya sana öyle gösterebilir karşıdaki. Aman bugüne bari kargaşa olmasın. Bugüne özel bir tatlı bir gün geçirelim. Bir günlük de olsa. Ama ben senin ne şey olduğunu biliyorum. Ondan sonra hangi kalitede adam, hangi kalitede ayarda adam olduğunu biliyorum. Dedirtme kendini. O kalitenin adamı ol. O kalitenin insanı ol. Övülen insan ol. Yoksa sadece böyle idare edilen, tahammül edilen, zoraki böyle sürdürülmek zorunda kalınan bir evliliği, zoraki, yani işte çocukların hatırına, toplum baskısının, ben şimdi ne yaparım, ne ederim derin demenin hatırına sürdürülmek zorunda kalınan bir evliliği yaşatan insan olma. Yani tamam bir evlilik var ama işte hep benim fedakarlığımla yürüyor. Yoksa eğer ki bekar olsam bir gün bile aklımdan bir kere bile geçmez ki bunun evliliği devam ettireyim veya evleneyim. Ya da çoluk çocuk olmasın, bugünkü aklım olsun, ben bugün bildiklerimi bu adamla alakalı, bu kadınla alakalı bugün bildiklerimi evlenmeden önce bilseydim veya çoluk çocuk olmadan önce bilseydim bir an durmazdım. Dedirtme kendine ya. Dedirtme. Yine dünyaya gelsem, yine bana evlilik önüme gelse, teklif edilse yine seni tercih ederdim. Başkasını görmezdim. Yarın ahirette huri değil ben gene seni isterim dedirtecek bir güzelliği yaşa, yaşat. Yoksa tutup da orada dışarıda bir şey yok. Dışarıda sadece çirkeflik var, rezillik var, pespayelik var, süsleme var. Yani motor bitmiş, kaporta bitmiş ondan sonra ama sadece bir cila, pasta yapıp ondan sonra allayıp pullayarak reklam yapmak var. Sadece. Yoksa senin namazlı, niyazlı, alnı secdeli hanımın veya beyin dışarıda sanki böyle çok dört dörtlük gibi gözüken etinden, kemiğinden, iliğinden, bedeninden dolayı sanki bir şeymiş gibi takdim edilen, nefse böyle hoş gibi gösterilen, böyle takdim ediliyor allayıp pullayarak, onlarda hiçbir hayır yok. Bilirsen namazla güzelleşen, ibadetle güzelleşen insanların kalitesi, güzelliği, huzuru hiçbir zaman o bakım yerlerinde, kuaförlerde, güzellik salonlarında yapılan tamiratların, tadilatların neticesindeki o suni güzellerin yerine geçmez. Namazın güzelleştirdiği, secdenin nurlandırdığı simaların, ibadetin, Allah sevgisinin, Allah korkusunun, takvasının yakınlaştırdığı kalplerin hiçbir yerde daha sevgisinin zirvesini bulabilmek, ondan daha öte bir sevgiye ulaşabilmek mümkün değildir. Ama insan bunu anlamaz. Elinin altındaki kıymeti, mücevheri bilmez de gider ne yapar? Kendisi işte nice böyle hazinedarlık yaparken, nice mücevherlerin sahibi iken gider tabiri caizse kömürlerin içine, çöplüklerin içinde bir şey bulacağını zannetmeye kalkar. O çöpün içinde bir şeyler karıştırmaya kalkar. Ya çöpün içinde ne ararsın, ne karıştırırsın? Oradan bulacağın şey ancak çöp, çöpten, çöpe gitmiş şey, zaten kıymeti olmayan, atılmış, kimsenin değer vermediği şeydir. İnsanın nefsi de böyle allanıp, pullanıp, ondan sonra takdim edilen şeyleri o çöp,
çöp gibi olmuş, çöpe atılmış gibi olmuştu ama sonradan cilalanmış, allanıp pullanmış şeyleri güzel görme mantığı fıtrat üzerindedir. Rabbim bu nefsimizin batıl görüşünü, anlayışını hepimize göstersin. Hepimizi bu yanlışlardan sakındırsın inşallah. Kıyamet günü diyor Mevla Teala Hazretleri, üç kişiyle konuşmaz Allah'ımız, üç kişiyle konuşmaz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde. Selâsetü lâ yükellimuhumullâhu yevmel kıyameti ve lâ yanzuru ileyhim ve lehum azâbun elîm. Kıyamet gününde Allah-u Teala şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onların mazeretlerini dinler, ne onları tezkiye eder. Yani onların günahlarını haklı çıkartır. Ya tamam bunlara düştü ama bu sebepleri de şunlar 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 vardı dedirtmez. Bir ağzını açıp da bir kelime söyleyecek hali kalmaz. Üç sınıf insana Allah-u Teala rahmet nazarıyla bakmaz. Onlara rahmetiyle muamele etmez, konuşmaz ve günahlarını tezkiye etmez. Onlar da kimdir ya Resulallah diye sorulduğu zaman onlar ihtiyar olduğu halde zinaya devam eden şeyhun zanin. İhtiyarlamış, artık elden ayağa düşme konumuna gelmiş, hala zinaya devam eden yaşlı. Yaşlanmış, kocamış, artık vücut bitmiş, beden bitmiş ama ruh haramdan asla doymamış. Günahtan asla vazgeçmeye niyet etmemiş. Ya tamam bu kadar da olmaz demeye niyeti olmayan, yaşlı olduğu halde zinaya devam eden kimse. Şeyhun zanin. Ve melikül kezzab, yalan söyleyen idareci, yalanla insanlarını aldatan kimseler, yöneticiler. Ve ailun müstekbirun ve kibirli fakir. Fakir ama kibrinden, burnundan kıl aldırmıyor. Ondan sonra kendisine yardım edilmesine bile imkan tanımayan fakir. Gururundan sebep, kibrinden sebep, takvasından, tevazuundan değil, kibir sebebiyle bunlara da Mevla Teala niye? Rahmetiyle muamele etmez, suratlarına bile bakmaz. Üstelik korkunç bir azaba ve lehum azabın elim, korkunç bir azaba onları düçar eder. Niye? Sen çünkü yaşını başını almışsın. Artık olgunlaşmalıydın, doğruyu bulmalıydın. Ondan sonra ömrünü zaten gafletle geçirmişsin, günahlara dalmışsın. Bundan sonra pişman olman gerekirken yaşlının bir gence nispetle zinadan daha uzak olması gerekirken, çünkü artık Allah ondan o şeyleri almaya başlamış. Zira onu bu günahlara götürecek fena duyguları azalmışken sen hala güç ve kuvveti zayıfladığı halde zinaya alabildiğine koşan bir adama da Mevla Teala elem verici bir azap verecektir. Çünkü gençlik uçup gitmiş, ondan sonra eski güç kaybolmuş, artık adam her yönden iflas etmiş ama günaha direnmeye, günahta ısrar keşliğe devam ediyorsa bile bile cehennemi ben tercih ediyorum demiş olur. Allah muhafaza, onun da cezasını Allah elem verici bir ceza ile verecektir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden beş şey vardır ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, beş şey vardır ki onlarla imtihan olunacağınız zaman artık o toplumda hiçbir hayır kalmamıştır. O toplum bozulmuştur, hayırdan uzaklaşmıştır ve sizin diyor ey muhacirler, siz hayattayken bu kötülüklerin, bu günahların, bu fücuratın, fitnelerin ortaya çıkmasından ben Allah'a sığınırım. Sahabesine buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey muhacirler, beş şey vardır ki onunla imtihan olduğunuz zaman artık o toplumda hayır kalmamıştır. Ben sizin bu günahlarla, bu fitne fücurlarla imtihan olunmanızdan da Allah'a sığınırım. Hayatta olup da bu günahlara yetişmenizden Allah'a sığınırım. Bunlar nelerdir? Zina, ölçü tartıda hile, zekat vermemek, ahdin bozulması, yani verdiği sözün yerine getirilmesi ve Kitabullah'la hükmetmeyi bırakmak. Allah'ın kitabını boş vermek
Bunlar o toplumda artık hayır kalmadığının alametidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zina bir millette ortaya çıkarsa ve aleni, aşikare, açıkça işlenecek hale gelirse mutlaka o millette veba, taun hastalıkları meydana çıkar, yaygınlaşır ve onlardan önce ortaya çıkmamış nice günahlar, nice hastalıklar, günah değil hastalıklar, AIDS dersin, SARS dersin, bilmem ne virüsü dersin, domuz gribi dersin, o biter bir başka grip çıktı gelir, bilmem ne Afrika'dan bilmem ne Zika virüsü gelir, bilmem ne hiç ismini dahi duymadığım yeni çeşit çeşit yeni fırından çıkmış tabiri caizse hastalıklar toplumda yaygınlaşır. Çünkü zina toplumda aleni işleniyor, açıktan işleniyorsa o toplumda mutlaka yeni adı sanı duyulmamış hastalıklar ortaya çıkar buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim, hangi bir topluluk ölçü ve tartıda hile yaparsa bunu eksik tartan, eksik yapan her millet mutlaka kıtlık yani enflasyon, geçim darlığı, zorluğu çeker ve yöneticilerinin, başındakilerinin eyne zulmüne uğrar. Niye? Çünkü ölçü tartıda hilekarlık var. Kendisinin lehine olduğu zaman kılı kırk yararcasına, karşıdakinin zararına gelince kendisinin menfaatine alışveriş yapan ve ölçüye, tartıya riayet etmeyen hilekarların olduğu toplumda da kıtlıklar, darlıklar, zorluklar, ekonomik darboğazlar ortaya çıkar buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü de zekat vermemek. Yani hangi millet diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekatını vermezse gökten yağmurlar kesilir, hayvanlar da olmasa artık tek damla yağmur yağdırılmazdınız, düşmezdi. Yani her bir şeyin, maddi şeyin manevi günahlarla da ibadetlerle de, sevaplarla da bir alakası var. Yağmurun yağmasının senin zekat verip vermemenle alakası var. Depremin olması senin işlediğin günahlarla alakası var. Hastalıkların yaygınlaşması, hastane kapılarından ayrılmaman senin işlediğin günahlarınla alakalı. Senin yaptığın zina ile alakalı mutlaka günahlar işleniyorsa, zekat verilmezse zekatını vermeyen topluma Mevla rahmetini göndermez. Çünkü ben sana zekat verecek rahmeti, nimeti gönderdim. O nimete şükretmen gerekirdi ki rahmetlerime yeniden nail olabilecektin. Ama verdiğim nimete şükür olan zekatını ifa etmezsen gökten rahmet damlaları yağmaz buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dördüncü günah, o beş şey toplumda yayılırsa artık o toplumda hayır kalkmamıştır dediği dördüncü günah, ahdin bozulması. Hangi millet Allah'a ve Resulüne vermiş olduğu sözünü bozarsa, ahdini yerine getirmezse Allah da o millete kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder. Ve ellerindeki servetlerin bir kısmını o düşmanlar alır. Yani ahit söz, Allah'a karşı kulluk sözümüz, peygambere karşı ümmet olma sözümüz, din-i mübini İslam'ı yaşama sözümüzü bozarsak Allah da bunun karşılığında zalimleri, bizden, kendimizden dışındaki insan, dışımızdaki insanları bize musallat kılar. Beşincisi de Kitabullah'la hükmetmeyi bırakmak, Allah'ın ahkamıyla hükmetmemek, Kur'an'a uymamak, helale dikkat etmemek, haramdan korkmamak, kaçmamak, bu da insanların kendi aralarında iç savaşları, terörleri, birbiriyle alakalı ayaklanmaları, o ülkenin içindeki anarşileri, terörleri, karışıklıkları, kendi aralarında savaşları ortaya çıkarır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bütün günahlarımızdan, bu belalar, bu musibetler gelmeden, ahirette cezamızı çekmeden, pişman olmadan önce tevbe edip tekrar Rabbimizin rızası doğrultusunda bir hayatı becerebilmeyi, başarabilmeyi hepimize ikram eylesin, ihsan eylesin. Gününüz hayırlı, mutlu ve bereketli olsun. Bize ayrılan sünenin sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek, buluşmak ve kavuşmak üzere.
Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.